arkadaşlar temelimiz için anlaşmamızı yaptık. Konteynerimiz için de anlaşmamızı yaptık ve artık temelin atılacağı yeri temizleme işlemine geldi sıra. Şimdi buradaki bu yabani otları temizleyeceğiz. Normalde bütün bahçenin temizlenmesi gerekiyor ama sanırım o kadarını bir günde yapamayacağız. Biraz yorucu olacak çünkü. Şimdi şu alanı temizleyeceğiz ve temel için hazırlayacağız. Evet, bahçemizde yolunması gereken, toplanması, temizlenmesi gereken otları topladık, temizledik arkadaşlar. Böyle kenarda tam sınırımız olan, yan komşuyla bizim sınırımız olacak yere dolduruyoruz. Bunlar süpürgelik arkadaşlar. Bunlar kuruduğu zaman çıtır çıtır yanıyor ocakta vesaire de yemek yaparken yakılabilir. Buradaki bu bölgeyi de bıraktık. Bunların biraz daha böyle güneşte kızarıp sertleşmesi gerekiyor. Ondan sonra bunları toplayacağız. Birbirine bağlayıp çalı süpürgesi yapacağız. O yüzden burayı bıraktık. Geri kalan alanı temizledik. Bayağı bir yorulduk. Şimdi gideceğiz biraz dinleneceğiz. Bir de yarın yağmur bekleniyor. Evimizin temeli de tam olarak şuraya yapılacak arkadaşlar. Şu ağaca kadar gelecek. Allah nasip ederse ağacımızın altına güzel bir oturma alanı, ateş çukuru vesaire yapmak istiyoruz.
tam ağacın karşısına düşen yere, yani şu süpürgeliklerin olduğu yere ve şu bölgeye sebzelerimizi ekeceğiz. Bu taraftan hemen şurada, bakın şurada bahçe kapımızı yapıp şu ön kısmı zaten şuraya ev geliyor. Şu alana da işte süs bitkilerimizi, çimlerimizi vesaire ekeceğiz. Ama şu an bizim için en önemli olan temel atılacak yeri temizlemekti. Onu da temizledik. Çok da yorulduk. Şimdi artık gidip dinleniyoruz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Dizimizin yeni bölümünde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle Ereğli'li Konyalı vatandaşlarımdan, hemşerilerimden desteklerini bekliyorum. Ah, inşallah bizim de bir köy evimiz olacak ve buradan size bol bol videolar atacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler diyorum hepinize.